Herkese merhabalar. Futbol Manager 2020 Fenerbahçe serisinde tarihi bir ana tanıklık ediyoruz efendim. Carlos Kameni'ye transfer teklifi geldi, inanamıyorum. Ya adamı vereceğim tabii. Maaş falan katkı istiyor benden rakip takım ama isteyen takım. Vereceğiz abi, gitsin yeter ki gitsin. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama şu an gitsin. Duruma göre devre arasında takviye yaparız takıma. Transfer sezonunu geçtik şu an. Abi benim bu arada doğum günüm. Bu oyunda doğum günüyle ilgili hiçbir şey de yapmıyorlar. Eskiden sanki kutluyorlardı ya. Var mıydı bunda? Bunda yok galiba. Sanki FM17'de falan böyle şeyler oluyordu. Neyse. Kameni'yi elden çıkartıyoruz. Güle güle kardeşim, güle güle. Transfer sezonunu geçtik. Bu arada tabii en son biz Konyaspor maçında bırakmıştık. Ben onun üzerine ilerledim. Sizden de gelen geri dönüşler aynen bu şekilde oynanması daha keyifli olacağı yönünde. Ve Ankaragücü deplasmanına geldik. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Tekrardan yorum olarak da cevap vermeye çalıştım. Bu şekilde gidecek zaten seri. Yani etkileşimli, interaktif böyle. Sizler benim yardımcı antrenörlerimsiniz burada. Biz burada menajeriz ama tabii ki sizlerin gösterdiği işte taktikler, stratejiler, onları da uygulayacağız. Nitekim gelen tavsiyeler üzerine taktikte bazı oynamalar yaptık. Efendim. Ve onun için yoğun bir antrenman programından da geçtik tabii. Takım hızlı bir şekilde kazansın diye. Yaratıcılık özgürlüğünü ben değiştirmedim ama. Niye düştü yaratıcılık özgürlüğü? Ellemedim ben. En son baktığımda hepsi kabiliyetliydi sanki. Kadroda değişiklik yaptım diyeceğim. O da değil. Neyse. Sorun değil. Hiç problem değil. Sıkıntı yok. Ve Ankaragücü maçına çok az kaldı. Devam. Transfer sezonunda bir şey yapamadık. Çünkü maaş sorunumuz var biliyorsunuz. Hani bütçe var ama para veremiyoruz oyunculara. Kamene'nin şimdi transfer olması en azından devre arasında duruma göre bir takviye olur. Gerekli olacak zaten. Yoksa o 200 bin euroyu vermem yani. Beklerim, sezon sonunda adam zaten gidiyor. Ama işte devre arasında bir oyuncu bakalım. Duruma göre bir takıma takviye yapalım da ihtiyaç olabilir. Şu an ben kadromdan memnunum ama mesela Miha Zayt sakatlandı bu dönemde. Çok önemli bir oyuncuydu benim için. Özellikle Kruse'yi zaman zaman santrfor oynatıp arkasında Zayt oynatmayı düşünürken bu tabii çok kötü oldu bizim için. Uzun süreliğine de sakatlığı var. Yani ayağını kırdın mı, ne yap? Çatlatmış diyor. Antrenmanda nasıl becerdiniz kardeşim? İnsan gibi oynasanıza. Ya bu oyunun da şu RNG'si beni öldürüyor ya. Normalde bu kadar sakatlanma olmaz antrenmanlarda. Olur da yani abi adam tekme tokat mı giriyorlar, ne yapıyorlar? Benim hep böyle başıma gelir. Çok ağır bir antrenman programı da uygulamıyorum çünkü programı ben yapmıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Neyse efendim, sıkıntı değil. Kadromuz hazır ve Ankaragücü deplasmanındayız. Bakalım neler olacak. Geç geç. Bu arada modda onu da söyleyeyim. Oh, aklıma geldi iyi ki. Bu oyuncuların yeteneğini belirten kısmı sildim abi. Şuradan göstereyim ben size. Şunu sildim abi. Bakın. Görünmüyor bir şey. Gittim oyunun mod dosyalarından bu gizlenmiş yeteneklerle ilgili bir dosya vardı. Onu sildim ve artık hiçbir şey çıkmıyor. Bunun hile olduğunu ben de düşündüm açıkçası. Ya yani bu ya dedim hani şeyse, şu anki yeteneklerini sadece gösteriyorsa, sayısal olarak veriyorsa olabilir. Daha böyle oynanabilir, yapabilir oyunu diye ama sanki o bir hile. Sizlerden de böyle yorum gelince onu hemen sildim abi. Kafamız rahat. Modu çok sevdiğim için değiştirmek istemiyorum. Bilmiyorum, sevmeyen arkadaşlar da olmuş. Sadelikten yana olan arkadaşlar da var. Ben açıkçası sadeliği severim ama bu modların özel verdiği katkılar var. İşte maçlar sırasında olsun dizilişleri vermesi, ona göre programlar hazırlaması. Onun dışında oyuncu ekranlarında oyunun sesi fazla mı ya? Arkadaş kendimi duyamıyorum. Sesi bir daha ne kadar düşük olacak? Dur ya, mikrofonu diyeyim, kendimi sesimi al. Mic feedback on. Bunu da kaydettim acaba en son söylediğim. Neyse, onu kapatırız gerekirse. şimdi ne diyecektik? Tamam. Seviyorum, o yüzden bütün FM serilerinde aşağı yukarı böyle mod kullanırım. Bunlar grafiksel olarak katkılar verir. Bir de oyunu daha kolaylaştırıyor oynarken. Daha hızlı erişebiliyorsun oyuncularla ilgili bilgilere.
Ekstra hilelik bir durum yok. Sadece seçenekleri önüne getiriyor falan. O yüzden kullanıyorum. Tavsiye de ederim açıkçası. Şimdi maç öncesi oyuncularımıza Ankara Gücü deplasmanındayız. Hırslı olmalıyız ve favori olmamızın bir sebebi var. Sahaya çıkın, utandırın. Doğru. Yani böyle oynayacağız biz. Biz Fenerbahçe'yiz. Yani Ankara Gücü büyük bir takım ama yani bizim de bu maçları kazanmamız gerekiyor. Büyük takım olduğumuzu kanıtlamamız lazım. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu. Efendim. Altay Bayındır. Evet, Altay'ı biz Fenerbahçe olarak Ankara Gücü'nden aldık. Öyle umuyoruz. Adil Rami oyunda gerçi aslında oynatılabilir. Adil Rami Fener değil, yetenekleri de. Ben tercih etmiyorum açıkçası. Çok yavaş bir oyuncu. O, gerçekte de zaten aldık ama çok para vermişiz ya bu. Gerçekte de biz böyle 4 milyon euro mu vermişiz bu adama? Yazıklar olsun ya. Dünyanın parasını vermişiz. Yani iyi oyuncu da artık yaşı da belli bir seviyeye gelmiş. Bu kadar para vermek. Yok arkadaş ya. Amaç büyük resmi görmek olsun. Şimdi şeyi değiştirelim abi. Kamerayla ilgili çok fazla yorum var. Hemen değiştirelim. Ayıp ediyorsunuz. Lütfen. Evet. Mobilden izleyen arkadaşlar. Evet çok fazlaymış. Ben de şaşırıyorum. İstatistiklerden de görüyorum. Bilgisayardan izleyen oranın daha az. Sanırım böyle daha iyi. Oyun yakından çekiyor oyuncuları falan. Göremiyoruz yorumları vardı. Şimdi gayet güzel görünür diye düşünüyorum. Yine yorumlarınızı yazarsınız. Güzel. Taktik dediğim gibi değiştirdik. Sizlerden gelen yorumlara istinaden. Kadromuzda stratejik anlamda hamleler yaptık. Bir tane ben ekledim. Gerçi bir arkadaş da sonradan yazmış. Gördüm onu da. Ceza sahasına pas yaparak girmeyi kaldırdım. Çünkü önceki oyunlarda aman gole bak be. Maç başlar başlamaz. İşte bu Deniz. Deniz beni çok şaşırtıyor şu an. İnanamıyorum yani. Hiç böyle bir beklentim yoktu kendisinden. Eline sağlık, aynen devam. Ayağına sağlık. Bir tane daha mı geliyor? Ne oluyor abi? Taktik canavar oldu. Önceki FM oyunlarında bu ceza sahasına pas yapmayı, ceza sahasına pas yaparak girmeyi uygulamama rağmen adamlar uzaktan şut çekiyordu ve beni çıldırtıyorlardı. Ama yine de ben her taktiğimde kesin koyardım onu yani. O yüzden hani en azından 1-2 şut bile azaltsam iyi diye. Çünkü çok gereksiz şutlar oluyor. 30-40 tane şut, 30 tanesi falan out'a gitmiş. Hiç alakasız böyle. Kaleyi bulmamış. Güzel geliyor. Ha bir de şey vardı değil mi ya? Bir arkadaş yazmış. Ben onu görmedim. Orta kafa golü biz yerden mi yapıyormuşuz harbiden? Hiç bakmadım ona ya. Abi yerden orta doğru söylemiş. Bravo. Benim hiç dikkatimi çekmedi. Havadan orta yap. Vedat Muriç var abi takımda. Ne diyeceğiz? Bu oyunda çok şaşırdım. Aha. Ya bunları atman lazım Vedat. Gerçekte atıyor gerçi de. Oyunda niye atamıyor anlayamadık. Biraz daha azimli oynayın. Dur. Yanlış tıkladık. Şuradan hemen daha azimli oynayın. Ne diyordum ne diyordum. İkide bir ne diyordum oraya geliyor konu. Ha bu oyunda çok fazla ceza sahasına pas yaptıklarını gördüm. Yani o taktiği uyguladığında mesela orta aç diyorum artık ben bile diyorum orta aç kardeşim diye. Adam yine içeriye pas veriyor ya pozisyonu katletiyor falan. O yüzden onu kaldırmaya karar verdim. Daha böyle oyun akışına göre hareket etsinler. Ortayı falan ona göre ayarlasınlar oyuncular. Fena değil, iyi başladık ama tabii birkaç gol daha bulsak daha heyecanlı olacak maç. Şu an rakip takım da pek etkili değil ama pozisyon vermeye başlamışız. Dur. Analizler ne diyor derken dur. Atağı görelim madem kaçırmayalım atağı. Aman aman bak gene araya top attılar. Nerede bu savunma? Konsantre olun. Analizlere bakalım abi. Şu an evet rakip sahada gerçekten benim istediğim tempoyu yakalamış durumdayız. Oyun anlamında. Mesela %30 orta sahada üstünken %16 rakip sahada çok iyi bir üstünlük gerçekten. Fenerbahçe'ye de bu yakışır. Zaten direkten döndü inanın. Ne oluyor abi? Offside mı? Aman be Serdar. Orada direğe vurmak da büyük başarı gerçekten. Tebrik ederim. Oyuncuların şimdi iddialı diyeceğiz ki çocuklar gösterdiğiniz işler iyi gidiyor. Diyelim mi böyle? Risk mi alalım? Ben memnun değilim desem de yalan olur. Hırslı desek ne diyor? Tamam daha iyisini yaparsınız diyeyim ben. Yani hırslı böyle etkili olsun falan biraz. Haydi çocuklar haydi. 1-0 yetmez bize. Farklı galibiyetler gerekiyor.
Sen galibiyeti buldun. Farklısın. Güzel güzel. Quantrao gerçekten güven veriyor Fenerbahçe'de. Sol bekte. En yar Zaten bir tane transfer yaptık. En yararlı diyeceğim ama. Altay. Evet güzel. Tamam. Yan toplarda çok problem yaşatıyor bize şu anda da. Gerçi toparlamaya başladı gibi kendisi. %52, %48. Toplu oynama yüzdeleri. Rakip takım şu an biraz geliyor üzerimize gibi. Topu kontrol edemiyoruz ya. Neden abi? Dar mı oynayalım biraz daha? Dur bakayım biraz daha dar oynayalım. Paslaşma konusunda. Pas hatalarımız ne durumda? İsabet aslında %82 çok iyi pas yapıyormuşuz da. Ankara gücü fena yükleniyor ya. Allah, acaba maçı full mü izlesek? Nerede hata yapıyoruz onu görsek? Ne yapsak? Şaşırdım şimdi. Güzel top. Ama böyle indirilmez o top be kardeşim. Bir göğüs kontrolü yap. Pası ondan sonra düşünürsün. Acaba göğüs kontrolle mi pas verdi? Ne yaptı? Ya da pas mı vermeye çalıştı? Ne yapmaya çalıştığını anlamadım tabii de. Orta sahada tam bir dinamo Luis Gustavo ama çok atak veriyoruz abi. Nerede bu savunma? Ya bu 32 Zanka çık abi. Zanka çık abi. Bakayım performansına. Fena değilmiş aslında ama hücum hattı sağda yok ya. Niye böyle oldu? Şunu bir ofansif oyun kurucu yapayım mı tekrar ya? Bir deneyelim mi? Çünkü ben ofansif oyun şu iki oyuncunun olmasının sebebi yazan arkadaşlar da olmuş. Doğrudur. Ben de aynı fikirdeydim aslında oynamadan önce. Bir tane taktik bulmuştum ben. Çok tercih edilen taktiklerden biriydi Steam'de. FM19'da. Gördüm iki tane ofansif oyun kurucu var. İkisi de hücum. Buradaki destek de olabilir. Baktım ya bu takım dedim nasıl oynayacak böyle bu ikisi bir anlaşmazlık falan. Abi dümdüz ediyor. Ligi falan dümdüz ediyor. Ve zaten en çok oyalan taktiklerden biri. 4-2-3-1 ofensif mi neydi onun adı? O yüzden ben bunları böyle kullandım. Kendim de bu şekilde değiştirmiştim sonra sistemi. Yani hücum ağırlıklı da oynatabiliyorum burada. Ama Emre şimdi ağır bir oyuncu olduğu için defansif oynarsa daha iyi olur diye düşündüm. Hani defanstan alsın. Hücuma topu taşısın yani. Kendi gitmesin ama. Pas versin anlamında. Ofansif oyun kurucu da orada onu tamamlıyor aslında. Bir böyle deneyelim. Çok yetkisiz kalmış abi. Hücumda kimse bir iş yapmıyor ya şu an. Bizde top kalmıyor bir de. Acaba dur bakayım Gustavo'yu mu savaşçı yapsak? Bir de öyle deneyelim. Hücum ağırlıklı değil pozitif futbola dönelim. Çünkü rakip harbiden yükleniyor yani. Baya baya geliyor adamlar. Biraz izleyelim 5-10 dakika. Sonra oyuncu değişiklikleri yaparız. Zamana karşı oynayalım çünkü böyle gidecek kibirlik baksana. Bayağı zorluyorlar bizi. Aha genel bir kontra hadi bakalım. Ya, güzel Serdar bravo. Baskı presini de azalttım takımda. Ama işte bak o da buna neden olabiliyor böyle. Bak. Hiç kimse pres yapmıyor. Al işte. Serdar ne yaptın? Ne yaptın abi? Gol mü yedirmeye çalışıyorsun bize? İçeride misin nesin anlamadım ki ya. Sayın dostum. Dur bakayım. Şu presi biraz arttıralım. Şunu dengeli yapalım abi. Kısa pası arttıralım. Sonra hücumdan oyuncu değiştirelim. Bu ne ya? Takım hiç yok abi sahada takım. Cahilson'u alalım mı? Almayalım. Vedat çok etkisiz. Hücum ya Kruse'den başlıyor bir kere problem ama Zayt yok. Ferdi'yi oynatalım. Tamam. O Ferdi çok iyi burada. Deniz de oynar değil mi orada? Tamam Ferdi kanatta oynasın ya. Deniz'i orada kullanalım. Deniz biraz daha ağır. Dur bakalım neler yapacak. 85. dakika. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği yapıldı. Quantrao, Emre, Deniz çok güzel paslaşmalar. Vedat köşeye vur be. Neyse 1-0'a yatacağız gibi görünüyor. Emre'yi de oyundan alalım. Yerine Alper'i sokalım. Alper biraz orada bir dinamizm katsın Fenerbahçe'ye. Ortadan çünkü gidemiyoruz. Rakip nereden geliyor abi en çok? Dur bakayım. Ona nereden bakıyorduk biz ya? Kanatlardan geliyor aynen. Bu arada gol oldu. Aa! Verdi mi? Ne oldu? Çok sessiz gidiyor.
Harbiden gol oldu. Ha, golü bile izlemedik. Tekrar falan kapalı bende. Neyse, şansa güzel bir gol oldu. 2-0. Demiş skor. Bak, az önce çok berbat oynayan Geri Rodriguez bir anda tavan yaptı adam. Bir de Vedat'ı biraz etkili hale getirsek. Alper oynar, sıkıntı değil. Bir oyuncu daha. Vedat'ı oyundan alalım ya. Dur, Mevlüt girsin. Son dakikalar artık, Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılmak üzere. Artık bu atakta gol olsa bile maç bitti zaten artık. Yapacak hiçbir şey yok. Aferin Ferdi. Mevlüt yürü aslanım derken Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılıyor. Dirar çok kötü oynamış herhalde. Tamam, izle geliyor zaten. İzle oynatırız yakında. Sakin. Yani biraz canları sıkılacak tabii ki ama yapacak bir şey yok. Çok iyi oynamadık abi bu maçta. Lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Fenerbahçe ligin zirvesine oturdu. Kimmiş? Dirar mı? Para ödeyeceğiz. Tamam, öderiz. O sorun değil. O kadar paradan canımız sıkılmaz. Önümüzdeki hafta Kayserispor'la oynayacağız. 7 gün sonra. Kayserispor ligde 14. sırada. İzle'yi oyun maçta oynatabilir miyiz? İzle şimdi bir tane altyapı maçına çıkacak. Verdik onu. Bu maçta oynasın. Bir kondisyon kazansın. Ondan sonra ilk 11'de onu bir deneyelim bakalım. Devam. Ben maça kadar ne anlatayım? Anlatayım mı, böleyim mi? 7 gün. Aslında çok uzun sürede değil de. Güzel skor aldık tabii ama gönül isterdi ki maça daha fazla hakim olalım. Son, çünkü ikinci yarıda pek etkili olamadık. Skorun da verdiği avantajla takım durdu bayağı bir. Ama çözeceğiz ya. Fenerbahçe bu ligi domine edecek abi. Kadromuz var. Başında hocası var. Efendim. Defansif oynuyoruz. Geri Rodriguez. Derin. Ya seni alacağız abi ya. Bunun kiralık sözleşmesinde şey var mı? Ekstra madde. Ben buna para veremiyorum değil mi? Yani şu kadar paraya bonservisini alır falan diye. Aa, 3,5 milyon euro. Lan para değil. Oo, çok iyi anlaşma. Alırım abi ben. 3,5 milyon euro ne ki ya? Geri Rodriguez gibi bir adamı nereden bulacağız biz? Böyle bir oyuncuyu, bu kadar paraya, hem de ucuz bir paraya. Onu alırız biz. Kayserispor Başakşehir'i mi yenmiş? Ben yanlış gördüm galiba. Başakşehir mi? 3-2 yenmiş abi adamlar. Adebayor'a bak, 2 gol birden atmış. Kayserispor tabii bu skorla 8. sıraya kadar yükselmiş. Başakşehir 10. sırada. Fenerbahçe ligde zirvede. Güzel. Şimdi efendim. Bu arada Kameni'yi sattık. Kameni gitmeyi başardı. Şükürler olsun. Çok mutluyum. Maaş bütçesinde ufak da bir olsa bütçemizi açtık abi. Hayırlı olsun. Devre arası bir tane takviye yaparız Fenerbahçe'ye. Güzel bir transfer yapabiliriz. Şimdiden önerilerinizi hazırlayın. Biz çünkü böyle video başına böyle bir 2-3 maç gide gide devam ederiz. Aşağı yukarı 17. hafta falan dersen, baktığında şöyle bir 4 bölüme, 3 bölüme falan şey yapılır. Transfer hazırlıklarımız olabilir. O yüzden şimdiden yazarsanız bakalım, birkaç oyuncu, ya şu mevkiye şöyle bir oyuncu düşünelim mi falan diye değerlendirelim. Ben çünkü o sürece kadar gideceğim şimdi. Transfer sezonuna kadar giderim. Arka arkaya bölümleri çekerim. Ondan sonra sizin yorumlarınıza göre gideriz, transfer için bakarız. Kime alabiliriz, ne yapabiliriz diye. Kayserispor'la Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe Kayserispor maçı az sonra başlayacak. Eskiden tabi CM 0304 bu kadar şey oyunlar değil ya, ben çok oynadım onu. Söylüyorum da ben Futbol Manager serisini pek oynamadım. 17'yi çok oynadım. 500 saat ne oynamışım görünüyordu en son Steam'de. 19'u işte oynadık bir 200 saat falan. Bir de şimdi buna başladık. Normalde benim için ideal oyun CM 0304'tü. Genelde takımları böyle şeydir. Alayım, transfer yapayım, o transferleri ekleyeyim, takım yürüsün gitsin tarzı severim. Teknik direktörlük işlerine çok fazla karışmak istemem. Çünkü oyunların mantalitesini tam bilmiyorum. Çünkü bu oyunun mantalitesine göre oynatman lazım. Gerçekten hani oyun bilgin, futbol bilgin olabilir ama futbol bilgin ne kadar olursa olsun bu oyunun mantığını bilmiyorsan hiçbir işe yaramıyor ki, ondan sonra hüsran yaşayınca da insan üzülüyor maalesef.
Hani biz yıllarca futbol delisi 3. lig maçlarını izlerdik Premier Lig'de de diyorsun. Ondan sonra geldik burada adamlar kendi sahamızda şeye Pendik Spor'a yeniliyoruz. Gerçi gerçekte de yeniliyoruz. Kadro tamam abi. İzle oynasın. Bu arada ben şeyi fark ettim. Genç takımda adamlar oynayamıyor abi. Yaş olarak uygun değil diyor. Ya ne saçma. Bunu bilen arkadaş var mı ya? Bana yazarsa sevinirim. Ben FM19'da bu adamları 21 yaş altına gönderiyordum. 21 yaş altı yok ortada. Onlar 21 yaş altında ne güzel maçlara çıkıp kondisyon kazanıyorlardı. Şimdi ben ne yapacağım yani? Bu adamları sürekli ilk 11'de mi oynatacağım? Bir onları oynatayım, bir onları oynatayım. Böyle futbol olmaz ki ya. Hani ara ara olur ama bunda da tabii oyuncular sürekli sakatlanıyor, yoruluyor, oynayamıyor falan. Problem oluyor. Kondisyon testi. Yok ya, izle oynar bu maçta. Neyse, bilen yazarsa dediğim gibi sevinirim. Maça geçelim. Güzel. İzle maçın 90 dakikasını çıkartamazsa biz zaten Dirar'ı sokarız. Dirar yedekte oturuyor şu an. Kadromuzda mevcut. İddialı beyler, bu maçı rahat kazanmamız lazım. Aynen öyle. Hiç yani. Bunun artık uyumu yok. Çok iyi oldu bence. Ama arkasından gene hadi böyle bir şey yapalım yalandan. Kimse ölmüyor zaten. İzla çok iyi bir oyuncu ama biz sadece ona değil oynadığı takıma odaklı gibi. Neyse böyle yorumlar yapalım. Çok da İzla'yı böyle motive etmeyelim. Ondan sonra gider pas hatası yapar, bilmem ne yapar, gaza gelip böyle. Tuhaf tuhaf. Oyunda çünkü psikolojik etkenler çok hızlı şey yapıyor, etki ediyor oyuna. O yüzden çok fazla akıllarını karıştırmayalım oyuncuların. Haydi çocuklar. Kayserispor önemli bir takım tabii ki ama Fenerbahçe kendi sahasında kazanmak durumundadır. Bu arada atak geliyor. Aman 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 aman. Sanki Altay çıkardı ama direkten gitmiş anladığım kadarıyla. Contrao. Hiç orta düşünmüyorlar. Derken ortayı düşündü ama bu da tabii kötü oldu gibi. Abi bu ne ya? Bizim taktik harbi berbat. Çok kontratak yiyoruz ya. Adebayor gol attı. Hayır, topu da kontrol edemiyoruz. Arkadaşlar sistemde sorun var galiba. Ben müdahale mi etsem, ne yapsam? Çok pozisyon veriyoruz. Ve top da ayağımıza değil yani. Komik komik şeyler yaşanıyor. Baksana ya. Bu ne abi? Penaltı mı? Ne oluyor? Ha. Bu taktiğin nesini gösterdin bize şimdi pozisyonu? Dur abi dur. Ya bir dakika ya. Biraz daha sürsün bakayım ya. Bunlar kendilerine gelsin ya. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi yani? 20. dakika. Daha doğrusu bir pozisyonumuz yok. Oyna aşağı. Aferin. Yürü ama. Sen de yürü ileri. Aşağı ver. Yapma orta. Aman be. Ver. Çok. Allah Allah. Bu ne ya? Ha buyur abi, iki pasta hemen kalemize geldi adamlar. Oğlum, biz ne kadar işkence yaşatıyormuşuz kendimize. Adamlar ne kadar kolay oynuyor futbolu. Basit oynuyor. Vergil, aferin. Çok, aman be, pasa bak. Vedat yaz bunu. Tribüne yazdı. Vedat resmen tribüne yazdı abi. Şu presi bir arttıralım abi. Ben klasik taktiğime döndüreceğim mecburen. Çünkü beni bayağı bir ürkütüyor bu durum. Karşı pres. Agresif bir şekilde. Biraz geniş oynayalım. Hücum genişliğimiz dar değil bu adamlar. Ama gerçi dar oynayalım, tamam. Kontratak deniyorsa denemeye devam etsin ama biz onu tuzağa düşmeyelim. Hatta offside taktiği yapabiliriz. Bunlar çok arkaya top atıyorlar. Offside taktiğiyle tuzağa düşebilirler. Çok güzel geri. Ver ver. Yapma be abicim ya. Abi bunlara bir offside taktiği gerekecek gibi. Yoksa sıkıntı yaratacaklar. Emre nefis bir pas. Deniz kaleye vurma abicim ya. Kaleye vurma ya. Oradan kaleye mi vurulur ya? Bunlara ben bir de rol verdim. Full press yapın diye. Şunları kaldır bakayım.
Takım taktiğine göre oynayın. Şimdi dur. Offside taktiği kullan. Savunma biraz daha önde olsun. Tamam mı? Gustavo merkez orta saha değil, savaşçı olsun. Zaten takım çok ileri çıktı. Çok fazla sorun olmayacaktır. Genelde savaşçı orta saha kullanmak orta sahada eksik oynamaya neden olabiliyor, özellikle hücumda falan. Defans, ya adam sanki oyuna hiç karışmıyor. Tek amacı top kazanmak gibi oynuyor FM'de. Ben öyle gördüm. O yüzden pek tercih etmiyorum. Merkez orta saha falan daha böyle işte topu defanstan alayım da hücuma çıkayım da falan dertleri olan bir oyuncu modeli. Abi bu Kayseri bizi parçalayacak galiba. Hadi çocuklar, haydi haydi. Komik bir futbol oynanıyor şu an. Haydi kendi sahamızda oğlum, yenecek miyiz Kayseri'ye? Aa, sizi var ya. Antrenman canavarı yaparım. Vedat, yaz bunu Vedat Muriç be. Aslanım benim. Daha azimli oynayın diyemiyorum şu an. Güzel. Aynen devam çocuklar. Aynen devam. Aynen devam. Alırız onu. Çok güzel Serdar. Yapma, yapma. Arkaya dikkat. Bak gördün mü? Tek amacı top kazanmak. Yani hiç böyle şey yok. Kafayı indiriyor yere, top neredeyse oraya gidiyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. O yüzden yani savaşçı orta sahadan pek memnun değilim abi ya. Merkez orta saha çok daha verimli olabiliyor. Destek olarak oynasın. Savunma değil de destek oynasın. Bir öyle deneyelim bakalım. %60. Ya topla oynamamız iyi ama hücumda hiç iş yapamıyorduk işte. Hücum yapamıyorduk daha doğrusu. Geri Rodriguez. Fenerbahçe maçı çeviriyor. Offside mi var lan? Ne, golü yazsana ha. Ne oluyor abi? Böyle şöyle skor falan geç yazınca tedirgin oluyorum. Offside mi diyor? Ne diyor diyorum kendi kendime. Genelde öyle çünkü korkutuyor bizi oyunlar. Güzel çocuklar, güzel. İyi oynuyoruz. Toparladık. Ama yani Kayseri tehdidi tabii devam ediyor. Elden geldiğince pozisyon vermeden maçı kazanırsam, bak abi çok ağırız ya. Çok ağırız. Neyse golü attık ya, biraz geriye çekilelim. Çok fazla aşırı hücuma gerek yok. Önde olsun gene de. Karşı presti kademeye dönelim. Başka standart geniş değil, dar olsun madem. Dribbling'i azalt. İnmeden orta aç bakayım. Abi yerden değil, havadan. Ya ben bunu maç arasında yaptım ya, onu düzeltmedik. Tüh. Kaydetmedi o yüzden. Maçtan sonra onu unutmazsam yapayım. Tak diye hemen ekleyeyim de. Vedat gibi adamı yerden ortalarla beslemeye çalışıyoruz ya. Çok güzel izle. Aman be lan, boş kale ya Deniz. Deniz, beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Zoru başarıyorsun, kolay yapamıyorsun ya. Aman be Vedat. Güzel güzel takım topladı da hala benim canımın sıkıldığı nokta, çok kontratak veriyoruz. Taktiğimde tabii ki kusurlar var ama şöyle bir şey var. Bakın onu söyleyeyim. Hücum, çok iyi hücum yapmak istiyorsan aynı zamanda savunman da zayıflıyor. Çok iyi bir kadron varsa ancak ikisini de dengeli tutabiliyorsun. Ben hücumu daha çok düşündüğüm için maalesef savunmada açıklar vereceğiz. Yani buna yapacak bir şey yok. Ama şu anki taktikte bunu optimize edebilecek bir şey var mı onu da bilmiyorum. Oyuna o kadar hakim değilim. Çok okudum ettim ama pek de verimli şeyler göremedim açıkçası. Şimdilik iyi oynuyorsunuz ama böyle diyelim, biraz hani kötü oynuyorlar demeyelim de biraz böyle sevelim oyuncuları ama bak diyor, biraz daha oynayın. Fenerbahçe'sin sen. Büyük düşün. Haydi bakalım. Ver araya. Yapma oğlum. Emre yukarı, çok güzel düşündün. Hadi kontra. Yaptı ortayı be. Ah, güzel. Kontra'ya güveniyoruz abi. Vedat şu an fena değil. Kruse çok etkisiz ya. Kruse'den dolayı bütün kanat duruyor bak mesela. Kruse'yi oyundan alacağım. 60'larda falan oyundan alacağım. Çok güzel orta Vedat, yapma. Aslında Vedat yaptı da kaleci yapma diyelim. Ver ver araya. Çok güzel. Abi takım toplandı şu an. Takım toplandı. Sıkı tutunun.
Yapma be Geri Rodriguez. Olsun, sıkıntı yok. Ne oldu Serdar? Faul mu yaptı? Sakin oynayın, çok agresif. Tamam, sert pres yapın dedik de. Adamları öldürmeyin. Başakçıoğlu da fena değildir. Lan bu kadar kolay gol yenir mi? Bu ne? Seyrettik hepimiz. Ben buradan seyrettim. Adamlar oradan seyretti. Ayıp ya. Bu ne abi? Ya Kruse bizi var ya felç ettin felç. Sağda yok adam ya. Haydi. Geri at araya. Oy, kırmızı kart, geçmiş olsun. O ne öyle ya? Kasap. Çift aldı, kırmızıyı yedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi peki ne yapalım biz? Biraz daha hücum mu oynayalım? Ama Kruse abi çok etkisiz. Hücuma mı koysam onu? Emre'ye ofansif oyun kurucu yapayım. Aşağı oyna, aşağı. Aman be. Şimdi dur, Kruse'yi o zaman yardımcı forvet oynatalım. En iyi olduğu yer zaten yardımcı forvet. Sahte forvet aslında çok etkili ama ben pek kullanamıyorum. Neyse deneyelim bakalım. Emre'ye ofansif oyun kurucu oynatalım. Rakip zaten gelemediği için çok bir şey yapamayacak. Biraz dikine uzun paslı. Standart tempo. Tempoyu biraz arttırmakta fayda var. Daha geniş oynayalım. Orta açmayalım. Savunmamız da biraz da şey olsun. Geniş, normal, neyse. Dar olmasın yani. Teorik olarak bakarsan genişlettim. Dardı. Standart alarak genişlettim. Vurmayın abi. Şu uzaktan şutları yapmayın abi oyunda ya. Gereksiz gereksiz işler. Hah, bir de Emre'ye kırmızı ver. Pozisyon nesini izledik ki ben anlamadım. Bak bu maçla berabere bitecek. Biz kendi sahamızda oynayamıyoruz ha. Ben size söyleyeyim abi. Kendi sahamızda biz oynayamıyoruz. Deplasmanda kazanıyoruz. Kendi sahamızda berabere kalıyoruz. Nasıl bir taktik yaptıysam artık. Vedat Muriç be! Yine kurtardı. Adam oyunda da kurtarıyor. Gerçekte de kurtarıyor be. Aslanım benim. Ah, bizim milli takımı seçeydi. Çok güzel bas yine. Vedat Muriç. Yap ettiğini, coştur bizi be. Olsun. Canı sağ olsun. İki tane attı, daha ne yapsın ya. Çok güzel bir orta. Adamlar 10 kişi zaten. Çok güzel, çok güzel. Bu maç bizim abi. Geçmiş olsun. İyi iyi. Kruse'yi bak gördün mü? Kruse problem yaratıyor abi. Ofansif oyun kurucu. Aslında kendi rolü ama orada oynattığımda oyunu katlediyor adam ya. Şimdi bak pozisyonu değiştirdik. Sahte forvet yaptık. Biraz daha etkili oldu. Gerçi rakip takım da 10 kişi ama onu oyundan alıp tekrar orta sahayı arttırabilirim. Biz yine bir şey değişikliği yapamayız. Şu atak bir geçsin bakalım ne olacak. Çok güzel. Çok güzel pas. Haydi geri Rodriguez. Yürü aslanım. Yürü aslanım, yazarsın onu. Gustav. Oğlum kaleye vur ya. Tamam. Kruze'yi aldım oyundan. Mevlüt'ü değil, Ferdi'yi sokuyorum. Geçen maçtaki taktiğimize döneceğiz. Seni buraya aldım. Ofansif orta saha mı kalsın? Bu sefer de ofansif orta saha deneyelim onu. Dur bakalım ne olacak. Oyun kurucu yapacaktım da vazgeçtim. Kimse... Aa, geri Rodriguez sakat. Aman aman aman. Umarım ciddi bir sakatlık olmaz. Umarım. Umarım. Kanatta doğru düzgün adam yok zaten. Moses da yoktu. Bu durumlar ne, nasıl? Şu maçı bir görelim tekrar. Fena değiliz. Fenerbahçe istatistikleri. Deniz Türüç. Abi Deniz niye bu kadar kötü? Al Deniz'i de oyundan. Ne diyeyim ya? Al al. Ozan Tufan girsin. Şöyle orta sahayı kalabalıklaştıralım biraz daha. İki yönlü orta sahayla. Destekleyelim bakalım. Niye o kadar kötü o ya? Maç bitti gerçi de. Tuhaf. Çok tuhaf. Evet, Fenerbahçe zorlu bir mücadele gerçekleştirdi bu Kayserispor maçında. Maç gitti gitti geldi. Gitti gitti geldi. Sonunda 3-2'lik galibiyet Şükrü Saracoğlu'nda ama skordan
Memnun değilim, açık söyleyeyim. Oynanan futboldan da memnun değilim. Yardımcı antrenörümüze katılıyorum. İddialı konuşuyorum. Agresif konuşsam, evet böyle konuşayım. Güzel. Canı sıkılanlar var. Vedat'ı aslında motive edebilirdik ama problem değil. Yaptık artık yapacağımızı. Ya istediğimizi aldık ama gerçekten pek memnun değilim yani oynanan futboldan. Bunlar çok riskli futbollar. Şu şeyi değiştir bakayım. Yerden değil havadan yap. Güzel. Rodriguez kaç ne kadar sakat abi? Ayak bileği dönmesi yaşıyor diyor. Bir gün mü sakat? Burada bir şey. Ha pardon. Doktorlar tedavi edecek. 3-6 hafta diyor ya. Adam yok zaten abi takımda ya. Böyle sakatlıklara çıldırıyorum ya. Sürekli adamlar sakatlanmak için yer arıyor. Harbi söylüyorum sakatlanmak için yer arıyorlar. Yeni Malatya ile oynayacağız bir sonraki maçı. Taktiğimizde bir durum var mı? Ben ellemiyorum. Şimdi yine sizlerle birlikte oluşturduğumuz taktikten devam edeyim. Maç içinde dediğim gibi zaten kendi taktiğime döndürüyorum. Takımdan memnun olmadığımda. Devam. Efendim bir bölümün daha sonuna geliyoruz tabii. Ben 3 maç diye hesapladım ama video bayağı uzadı. Enteresan 35-30 bayağı bir süre geçmiş oluyor. 3. maçı o yüzden yetiştiremeyeceğiz. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden yine devam ederiz. Ben maça kadar getirdim bilerek. Oradan direkt maçı açar geçeriz. Belki geçen video öyle başladığı için mi diyeceğim ama yo. Yani çok fazla da neyse şey yaparız. Efendim Fenerbahçe şu an dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. Güzel sonuçlar almaya başladık ama hala futbol olarak istediğimiz düzeyde değiliz. Bu da bir gerçek. Şimdilik transferlerle ilgilenmiyoruz. Onu boş ver. Ligde lideriz. 2 puan farkla Galatasaray'ın ezeli rakibimizin ama ebedi dostumuzun önündeyiz. Ve bu hafta o Moses geri dönmüş. Güzel. Bak bir kanadı kaybettik. Öteki kanat geri geldi. Bu haftalık oynatmayalım ama sonraki hafta ben onu kadroya alayım. Oyuna sokabilirim. Vedat'tan çok memnun şey Vedat'tan da memnunum da Ferdi'den de çok memnunum. Antrenmanlarda falan da çok etkili kendisi. Övdüm sağ olsun. Etkili bir performans gösterdiği için. Ve o zaman burada bölümü sonlandıralım. Önümüzdeki bölümde Fenerbahçe Yeni Malatyaspor deplasmanında.